2021 yılı Mart ayında yürürlüğe giren tercihli ticaret anlaşmamızın ikili ticaretimize kısa zamanda olumlu yansımaları olmuştur. Ama burada da gene bir ancak var. Yani bu ancakları da kaldırmamız lazım. Bunu zaten görüştük de. Buradaki ancak da bu ticaret, tercihli ticaret anlaşmasının kapsam olarak, içerik olarak çok dar olması, çok hızlı bir şekilde bu kapsamı genişletiyor olmak zorundayız. Her iki ülkenin çıkarları için, bekası için ve de Cumhurbaşkanlarımızın verdiği hedefe bir an önce ulaşmamız için. Tercihli ticaret anlaşması kapsamındaki tüm ürünlerde de yine hali hazırda Türkiye'den Azerbaycan'a ve Azerbaycan'dan da Türkiye'ye ihracatlar, ithalatlar gerçekleşmekte, ticari ilişkiler devam etmekte. Yürürlüğe girişinden 2022 yılı Eylül ayı sonuna kadar geçen sürede ülkemizin tercihli ticaret kapsamında ihracatı 14,8 milyon dolardır. Bu hemen hemen hiçbir şey demek. Yani hedeflerimizi hatırlatmayla alakalı bunu söylüyorum. 15 milyon lira, Cumhurbaşkanımızın deyişiyle 15 milyon lira alacağımız yol gerçekten var ve ben bu anlamda da ticaret bakanlıklarımıza da çok hızlı şekilde artık ufak tefek şeyleri geride bırakıp hızlı hareket etmelerini hatırlatmak istiyorum. Aynı dönemde Azerbaycan'dan ithalatımız ise 519 bin dolar. Yani aynı şekilde. Yani ticari ilişkilerin de dengeli bir şekilde gelişiyor olması da önemli ki sürdürülebilir olsun ve kazan kazan ilkesiyle devam etsin. Tercihli ticaret anlaşması imzalanması sonrasında oluşan bu hareketlilik yine bizim için biraz önce de ifade ettim. Kazan kazan dediğimiz ilkemizin güzel bir örneğini teşkil etsin istiyoruz. İş dünyamız bize, aslında sadece iş dünyamız da değil, biz de bunu söylüyoruz, bize bu liste yetmez. Biz daha fazla üründe bu fırsatlardan yararlanmak istiyoruz diye neredeyse aykırıyor. Bizler de aykırıyoruz. Sizlerden öneriler, talepler geliyor. Onları da not ettik, görüştük, değerlendirdik zaten.